Hangi sesle ilgili Zeynep? Evet, o zaman bir isim yazarak başlayalım. Tamam. Sana çok sevdiğim bir ismi yazdırıyorum. Ayşe. Ayşe, benim kardeşimin ismi. Evet, yazalım hadi Zeynep. Ayşe'nin ismini. İsim olduğu için büyük harf yazıyoruz. Evet, kardeşin yaramaz mı? Yaramaz değil. Evet, çok güzel. Ay. Ay şey. Ayşe. Evet, Ayşeler ismini yazabilir ama senin kardeşin yazamaz Zeynep. Yazamaz çünkü Evet, çok küçük değil mi? Parmakları falan tutamıyor kalemi çok fazla. o harfleri bilmiyor. Şiir. 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 Evet. İsim olmadığı için küçük Küçük harfle harfle şiir ne biliyor musun? Şiir okudun mu hiç? Okudu yazıyoruz. Okudum. öğretmenin. Evet, okuttu öğretmenin. Şiirler ezberletti, değil mi? 23 Evet. Nisan'la ilgili falan. İr. Şiir. Yazdık mı şiiri? O zaman bir isim daha yazıyoruz. Şeyma. Şeyma isim olduğu için büyük harfle yazıyoruz. Hadi bakalım. Şeyma. Şey. Ma. Şeyma. Yazdık mı? Yazdık. Yazdık. Evet, çok güzel. Ne Şeymalar da yazdık? artık ismini Yazabilir. O zaman Zeynep bir tane daha yazalım. Şirin. Şirin. Ne bu? İsim mi, değil mi? Yoktur bence. Şirin diye isim yok mudur? Yoktur. Var var. İsim olan Var mı? Şirin'i yazdırıyorum. Evet. Çok şirinsin de diyoruz mesela. Evet, o aklıma Ama geldi hep. evet, isim olarak da yazıyoruz. Biz isim olarak yazalım. Tamam mı? Tamam. O yüzden büyük harfle Büyük harfle yazalım. Şirin. Rin. İsim olan Şirin var. var. Ama ben bilmiyordum. Bilmiyordun. Zeynep çok şirinsin. Şirin. O O şiirini şiir yazsaydı küçük küçükle. harfli. Zeynep çok şaşkınsın. Şaşkın Evet, yazalım. Şaşkın yazalım. O isim mi? mı yazıyoruz? Yaz bakalım. Şaşkın yaz. Şaşkın. Yaz bakalım. Şaşkın şaşkın yaz. Evet. Şaşkın. Kın. Şaşkın. Evet bak, en başlangıcında var. Hem böyle ortasında var, değil mi? Evet. Gördük, değil mi? Evet bak, buradan da yazdığımız zaman da görebiliyoruz. Evet, şaşkın da yazdık. O zaman şöyle sevdiğim hayvanlardan bir tanesinin ismini yazdıracağım. Böyle koca koca kulaklı bir hayvan. Koca koca kulaklı. Tavşan Evet. olabilir mi? Tavşan olabilir ama o değildi. Orada öğrenmediğimiz ses var. Başka böyle A diye ses çıkarıyor. Sonra bir de yanında İ var. E. Eşek. Evet. Yazıyoruz. O zaman yazalım. Harfle Evet. Küçük harfle yazalım. Zaten eşek diye bir isim olmaz Zeynep. yazıyoruz. E. Ama eşeğim olsaydı ona güzel bir isim koyardım. O zaman Koyardın mesela? büyük yazardım. Evet, ne koyardım? Ne koyardım?
Evet, onu düşünmem lazım Zeynep. Tamam. Bir sonraki dersimizde söylersin. Evet. Eşek. Eşek. Evet, eşek de yazdı. Bir eşeğin ismi ne olabilir ki? Ne bulabiliriz ki? Düşünmek lazım gerçekten. Bak şimdi aklıma takıldı. Tamam, Bir sonraki dersimizde söylersin. hatırlatırsan söylerim. Zeynep. Evet. Şarkı. Şarkı. Şarkı diye isim olmadığı için küçük Küçük harfliydi. harfle yazıyoruz. Evet, şarkı. Şarkı. Evet. Kı. Yazdık mı? Yazdık. Zeynep, neşeli olduğum zaman şarkı söylüyorum. Neşeli. Neşe yazalım. Neşe. Neşeli de Neşeli yazabiliriz. O kadar uzun yazmayalım. Neşe. Neşe. yazıyorum. Neşe. Neşe. Evet. İsim de var Neşe diye ama biz neşeli. Ben cümle içinde kullandım değil mi? Neşeli olduğum zaman şarkı söylüyorum. Küçük yazalım o zaman. Tamam. İsim olarak söylemedim. İsim Neşe, Neşe olabilir. şarkı söylüyor deseydim Neşe'yi büyük yazardım. Evet. Ama neşeli olduğum zaman şarkı söylüyorum. Neşe yazacağız böyle mutluluk anlamında. Neşe. Küçük Neşe. harfi Küçük harfle yazalım. yazıyoruz. Ne? Şey. Neşeli. Li. Neşeli. Neşeli. Evet. Neşeli de yazdık. Neşeli yazdın. Ben neşe dedim. Sen neşeli yazdın. O da olur. Güzel. Evet. Neşeli. Evet. Şimdi son olarak ne yazalım? Şeker yazalım. Şeker. Şeker. İsim olmadığı için küçük harf yazıyoruz. Yazalım. Mesela eşeğim olsaydı şeker koyardım ismini. Olabilirdi. O zaman büyük yazardık, değil mi? Şeker diye isim olmaz ki. Koyabiliriz ama eşeğin ismini. Şeker. Şeker koyabiliriz, evet. Uzun kuyruk koyardım. O zaman büyük yazmak zorunda kalırdın. İsim Evet. olarak verirsek büyük yazacaksın. Şeker. Şeker. Yazdım. Şeker yazdık. O zaman bir de cümle yazalım buraya Zeynep. Tamam. Yeşim şarkı söyledi. Yeşim. Yeşim. Cümleye Yeşim. başlarken büyük harfle yazıyoruz. Ve isim olduğu için. Evet, Yeşim bir isim. Yeşim. Şarkı söyledi. Yeşim. Yeşim Şarkı. kı Şarkı kı söyledi. söyledi. Evet. Yeşim şarkı söyledi. L. Yeşim şarkı söyledi. Noktamızı unutmayalım Zeynep. Evet. Yeşim Şarkı şarkı söyledi. söyledi. Yine harika yazdın. Ellerine sağlık Zeynep. Teşekkürler. Arkadaşlar, siz de bol bol yazma çalışması yapın. Bir sonraki
dersimizde. Görüşürüz.